Çünkü Türk'üm demeyenler, Türk milletini yok sayanlar, Türk milletini ayaklar altına alanlar ben değilim. Bunların hepsi kayıtlı, Google'a basıyorsunuz çıkıyor. Bunların hepsi var. Bu ortadayken bakın Rabıta 1976 Pakistan Kongresi'nden sonra 1979 İran İslam Devrimi. Yalan devrim. Bu devrimi söylüyorum. Amerika ve İngiltere yapmıştır İslam Devrimi. Yalanıyla uyutuyorlar insanları. Afganistan Ruslar tarafından işgali, Pakistan'daki askeri darbe ve Cemaati İslami diye yapının bugün El-Kaide ve Rabıta'nın en önemli yapılarının harekete geçmesi. Türkiye'de 1980 ihtilali. Bakın Afganistan'dan Türkiye'ye Kuzey Müslümanlığı bir çengel hat. 1950'de yazılmış olan bir satırı adamlar 1979-80'de uyguluyorlar ve herkes uyuyor. İşte burada ne giriyor devreye? Strateji giriyor devreye. Maalesef işte hani kurmay zeka denir. Bizimki biraz daha fazla oluyor bu işlerde. Tamam işte bu stratejik zekayı kullanamıyoruz. Bugün çok ilginç bir bilgi. Iğdır'da İran-Türkiye sınırı arasındaki mayınlar temizleniyormuş. Duydunuz mu bunu? Evet. Neden? Niye temizliyoruz İran-Türkiye arasındaki mayınları? Ne var? Hayrola İran'a mı gidiyoruz? Bir şey mi var? Bir şey var. Çünkü niçin? Dün akşam Sayın Trump'ın aramasıyla benim içimde bir kuşku doğdu. Türkiye-İran arasında önümüzdeki günlerde özellikle bu referandum kaosu üzerinden bir çatışma süreci başlatılabilir. Bakın ben burada tekrar geçen sizin programınızda da orada 32 milyona yakın Türk var. Türk'ümüz var İran'da. Bu işe kan bulaşsın istemiyoruz. Özellikle de İran'daki Türklerin lideri Piruz Dilenci ile bu konuda istişarede de bulundum ben şahsım adına. Piruz Dilenci de hemen hemen aynı fikirde. Fakat tamam mı, böyle bir sürecin içine sokulursa bakın İran'da sel oldu. Tahran yönetimi Türklerin sele uğradığı Tebriz'e yardım göndermedi. Ölümle baş başa bıraktı. Neden? Türkiye'nin politikaları yüzünden. Oradakiler de bizim insanlarımız. Yapmayın. Ve çok ilginçtir yani 1400-300 seneye yakındır Türk dünyasını Türkler yönetmiyor. Bu tuhaf bir durum ya. 450 milyonluk Türk dünyasını yönetecek Türk bulamıyoruz. Niye? Yani Atatürk bile diyor ki ey millet diyor başına getirecek olduğunu adamın cinsine cibiliyetine bak kardeşim. Ne geldiyse başına cinsinden cibiliyetinden olmayandan geldi.